Önce bir tanıt kendini. Evet, ben Nuri Karadeniz. Hacı Bekir'in oğlu Nuri Karadeniz. Çamlıkoz köyünde. Çamlıkoz köyünde. Evet. Hicranı babanın nesisin? Hicranı babanın... İki hanımı da bunun... Hanımın torunuyum. Heh. Halamın kocası. Hicranı baba, halamın kocası. Yani de benim, bakalım kardeş. Diyor ki, bahar gelse, bülbül inse bağlara, açılsa çiçekler, gül bezenirdi. Koyun sürüleri çıksa yaylaya, yaylaya tokunan yel bezenirdi. Pınarda desteler dolu ölçekler, havalar açılsa yazlar gerçekler. Al kırmızı yeşil sarı çiçekler, arılar dolanda bal bezenirdi. Sevdiğim ne düştün sevda mestine, gel su doldur bu çeşmeden destine. Kına yaksan al elinin üstüne, hatem barnağın da el bezenirdi. Hicranı bu gidiş çilen dolmazsa, düşüp ihtiyarlık rengin solmazsa. Ayrılık var bu hasretlik olmazsa, o zaman da gurbet el bezenirdi. Dedi kesti. Evet. Nereden bunu ezberledin? Bu kitaplarda yok. Yok. Benim yan yanayık biz onların. Evet yok. Ya büyüdük beraber 6 ay. Ha, o dedi ezberledin öyle. Adana'da 6 ay beraber bir odada oturduk. Şimdi ben şimdi şeyi sorum. Neyi soruyorsun? Hicranı baba böyle şiirlerini, beyitlerini not tutup sonradan mı okurdu yoksa irticalen o an aklına gelir, o an giderdi. Öyle mi giderdi? Seni gördü mü sana söyler, beni gördü bana söyler. Öyle bir yazma tutma işi, yazma tutma işi yok. Yok onda. Şiirle dedi daha bizim köve dedi ya, bir miktar seçimindeki lafı da, bir miktar seçiminde aynısını dedi. Kel başlar kaşındı, kor gözler sulandı, her tarafta 3-5 çevranımız var, bir hasta 100.000 darmanımız var. Bu lafı dedi, çok dedi ya bu lafı da, onu demeyeceğim. Evet, şimdi onu ben insanlara yansıtalım diye sordum zaten. Yani onu dedikten sonra kaymakam böyle bunları söylerken geldi kaymakam bey, nahiye müdürü geçti, gönlümüzün sürürü. Ray toplamak için cumanımız var. Osman Hacı girdi mıhtar rayına. Sanki Sinistan'da talanımız var. Kel başlar kaşındı. Kor gözler sulandı. Her tarafta 3-5 çevranımız var. Bir hasta 100.000 dermanımız var. Ray verecekler. Bunu deyince böyle kaymakam da bakır yüzüne. Ne çağırdı var, ne bir şeysi var. Olan şeyleri söylüyor. Milletin hani ya, adamları getiriyor. Korunlarına tutmuş hasta arkasında. Aynı olan şeyleri söylüyor dedi, bitirince dedi yahu sen dedi bunları ne zaman yazdın, ne zaman ezberledin, sonra ne bilirdin ki bu şekilde olacak da sen bunları yazdın ezberledin de böyle söylüyorsun deyince dedi ki hidayet mülkünde bir gülen beyim, bir saniye de açıp solanlardanım, kendili kübrada ihrarım şahit, illa deyip hakka duranlardanım. Kendili kübrada yandım yanıştım, katre yedim bir ummana karıştım. Elmiyle dünlünün gönlünü yarıştım, altından bir kadeh vuranlardanım. Ruhlar meydanında evvelki sarfi, kudret kaleminde yazarken kafi. Ne mürşidem ne zahidem ne sofi, pervaneyim şama yananlardanım. Tekellim kılmasam sırrı hikayet, ne ders gördüm, ne hadis aldım ayet. Mane vermehle de olmaz nihayet. Dört kitap elmine konanlardanım. Çekmeyen ne bilir aşkın encamın, çekenlerden öğren serrencamın. Hayat üzere içtim ecel camın, bin sene evvel ölenlerdenim. Hicraniyam oldum böyle pervane. Ne diyeyim ne anladım ey beyim sana. Lütfiyle uğradım vehyi ihsana, himmet bardağından kananlardanım deyince kaymakam ha sen himmet bardağından kananlardansın ha, bakıyorum bu yazma cızma işine benzemiyor dedi, bakıyorum yazar. Ama şimdi hacım bu Hicran'ın babanın da en can alıcı beyitleri bunlar. Evet.
En canlı, ben şimdi bu kadar dinledim. Bunu bana işte, sen bir daha okumuştun ama bu kadar seskin olmamıştı. Yok, yazdı. Aynısını yazdı. Ben de yanındaydım. Yok, dinledim. Yok. Şimdi Çoruk'un kenarında bu kaymakam olayını bir daha şey yapmıştık ama bu kadar net anlaşılmamıştı. Bu sefer biraz beyitler daha net anlaşıldı. Orada biraz gürültülüydü, şeyliydi. Evet. Senin bildiğin var mı başka? Başka bildiğim var. Var. Vardır. Hele bir tane ben sen... daha bir şey bilemiyorum. Yeter ben. Sen az önce bana söylediğin şiir neydi, bana laf attın? O laf attın. He, onu bir daha bir alın. Onu al. İşte onu ise? Reyhan'ının. O Reyhan'ının mı? Reyhan'ının. Ne demiş? Reyhan, hele bir daha diye bağım onu. Aman gazetede çok uzak gezme. Biz kardeş olduk, vaadini bozma. İstanbul'da fidan boyluyu yazma. Bizim köyde kambur belline neyi de yaz. Ona senin gazetesi olduğun için peki kardeş. Hazırladım orada seni diye de dedim ya, bu gelmez ki, bunu ona diyem. Diyem. Hazırladım benim için. Hazırladım diye dedim geriye bakıram adasın dayı. Hazırayım. Anladın? Kavuşamıyorum. Evet bu. Hicrani Baba'nın hacım bu kaymakama söylediği beyit, bu aynı Celali Baba'nın ilk o badeyi içip de hocaya verdiği şey gibi olmuş. Aynı. Aynı şeyden, çizgiden geçmiş. Çok dikkatli söylemiş. Bizim hocaya da aynısını, bizim hoca babası Molla İlyaz'ı diye babası. Evet. Babası gelir hocaya bu hala düştüğü zaman, daha Hicrani askerlik de yaptığı yok. Evet. Bu hala düştüğü zaman hemen gelir. Kocanın yanına Büyük Mehmet Efendi var diye ona diyor ki, bizim çocuğa bir şey olmuş. Koca Hicrani'de de bir bak var nedir. Bir şeyler söylüyor. Bayılıyor, düşüyor hani. Buna ne oldu diye bir bak. Koca da gelir ki mecliste oturmuşlar ama kalabalık mecliste. O zaman kocalar da biraz şimdiki kocalar gibi değildi. Aman kapıdan içeri girince koca, herkes ayaklaşmış tabii. Koca geçmiş oturmuş. Hocalar hocaydı o zaman. Molla Mehmet Efendi Erzurum'da müftülük yapmış. Orada getir oturuyor yanına böyle. Bakıyor yüzüne, valla diyeyim Molla İlyaz'ın oğlunum. Bir şeyler söylemişsem, bir şeyler çağırmışsam, bir şeyler bayılır düşürmüşsem. Hmm. Ne oldu sana? Derdin ne oldu? Ne derdin var demiş. Dediği gibi demişiz, sorma hocam. Halımdan haberdar değilim. Çok ehli sarraf gördüm ama peh namuskar değilim. Bizde varlık yokun içinde durur. Şehriyle mekanda tüccar-ı merzan benim. Talihim kuvvetli ama dolça vurup dolan yok. Girme gönül bahçesine kocam, babanın var talan yok. Lisan bilmem, dil öğrendim, sözümden alan yok. Mevcudatı konuşturan mühürü Süleyman benim. 40 mürgi saltanatım var, bir servetim yok durur. Gözümüz az çorbasın da gönlümüz pek yok durur. Ütürdüler kudret südü, böğrekten artık durur. Sevda tavasında pişmiş ateşsiz zaman benim. Bir buludam hocam, her ölçeye yağmur olup yağmazam. Güneş yıldız bende ama doğmazam. Hicraniyem 100.000 hicran kesesine sığmazam. Yerler göyler bir noktada, menzilsiz mekan benim. Benim menzilim yok. Halep'te Leyla'ya aşık bu adam. Kendi de gözü de amaymış yani. Kadın da ama adamı. Buradan İskenderun'a kadar gitmiş. Gidememiş. Oradan gidip. Hoşut Bey'in kızı Leyla. Hoşut, evet, onu duydum. Duydun mu işte? Halep'te. Hoşut Bey'in kızı. Adresini. Kapı numarasını hep söylerdi. Rüyasını gördü. Rüyada gördü. Aşk. Vadeyi. Nereye kadar gitti dedin hacım? İskenderun'a kadar gitti. Allah rahmet etsin. Büyük insanı diye. Hicraniyem demiş, ben insani kalpte dartarım. Bir sırrı vahdete dalmış yatarım. 20 yıldır aşk alması satarım. Daha açılmamış dükkanımız var bizim. Ya, evet, hacım. Vermiş Allah, çoşuyor. Doruk düşeniyor mu? Gidiyor. Aynı Dorukçu bir adam. Öyle bir adam. Peki hacım, şeyden hiç anlatır mıydı bu...
mesela söylüyor işte oyumuz var, buyumuz var, şeyimiz var, öteden, şeyden. O ha. alemden anlatır mıydı o? Anlatırdı. Ne o konuda ne derdi? Diyor ki şeye söylüyor. İnönüye söylüyor. Alçal parçasıyla örterdim etim sırtımda dururdu kirile bitim. Kumaştır şimdi pantol çekildim sırtımı da yediren demokrattır parti üzerine. O yönde sormadım ben. Yani o yönü sormadım yok. Şimdi mesela Celali Baba'nın da söylediği gibi kırklar erenler şimdi o bade evet. içtiği şey yaptığı o alemden anlatır mıydı hiç? Hicrali Baba'nın öyle bir beyitleri ha, var mı? Beyti yok da anlattı nasıl içti günümüzü, nasıl geldi. O ne anlattı? Ha o konuydu. Hacı daha iyi bilir onu. Giresun'dan bir yerden gelirken biri... Dur bakalım onu abraya bir noktalayalım.